Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün tek bir hamurla 3 farklı glutensiz ekmek hazırlayacağız. Ekmek hamurumuzun temel malzemeleri ekranlarda gördüğünüz glutensiz ekşi maya, çiğ karabuğdaydan öğüttüğümüz un ve kefir suyu olacak. Kefir suyunun yapılışını daha önceki videolarımızda bulabilirsiniz. Değirmenimizin sesini merak eden takipçilerimiz için bir sesini de paylaşalım dedik. Evet, karabuğdayı öğütürken sesi bu şekilde öğüttüğümüz tahıla göre biraz sesi artabilmekte ya da biraz daha azalabilmekte. 1 litre kadar kefir suyuna 1 su bardağı kadar ekşi maya ilave ediyorum ve ekşi mayayı öncelikle eritiyorum. Ve azar azar da glutensiz karabuğday unumuzu ilave ediyoruz. Ve bir spatula ile karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluşmaya başladı bile. Aktifleşmeye çok müsait malzemelerimiz kefir suyu, ekşi maya ve çiğ karabuğday unu. Bu üç malzemeyle muhteşem ekmekler hazırlayacağız. Yumuşak bir hamur yapacağız. Hamurumuz ne kadar katı olursa ekmeğimiz de o kadar sert oluyor. Evet, bu şekilde yumuşaklığı gayet ideal. Yarım saat kadar dinlendireceğim ben. Tuzunu daha sonra ilave edeceğim. Ama zamanınız yoksa ilk yoğurma işleminde de tuzunu ilave edebilirsiniz. Tuzu ilave ederken çok az da su ilave ediyorum ki tuz daha kolay bir şekilde hamurumuza karışabilsin. Evet, yarım saat hatta bir saat kadar dinlendirdiğiniz hamurda bakın kıvamı biraz daha farklılaşmaya başladı. Evet, şimdi tuzunu da iyice yedirdikten sonra bu hamurla 3 farklı ekmek hazırlayacağız. Ekranlarda gördüğünüz kalıpları kullandım ben. 3 farklı ekmek yapacağım. 3 tane de kalıbım var. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz ama ben tereyağıyla yağlayıp sonra unlamayı tercih ediyorum. Mümkün olduğunca yağlı kağıttan da uzak durmaya çalışıyoruz. Ama bu aşamalarla uğraşmam derseniz yağlı kağıtla da bu ekmeği yapabilirsiniz. Hamurumun yaklaşık 3'te 1'ini evet, sade ekmek yapacağım. Üzerine elim ıslatarak düzelttim. Ve kenarlara yapışmaması için biraz daha ilave un koyuyorum ve spatula ile hamurla kalıp arasına bu unun iyice yerleşmesini sağlıyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Üzerine biraz daha unluyorum ve ikinci ekmeğimin yapımına geçiyorum. İkinci ekmeğimin içine çeşitli kuru yemişler koyuyorum. Gördüğünüz gibi incir minik minik doğradım. Siyah üzüm. Ve biraz da ceviz, badem katabilirsiniz, daha farklı sevdiğiniz kuru yemişlerden de ilave edebilirsiniz. Evet, hamurumun yine 3'te 1 kadarını bir kaba aldım ve bu doğradığım, sonra da biraz unlayarak birbirine yapışmasını önlemeye çalışıyorum kuru yemişleri. Evet, bu kuru yemişleri de hamuruma yine bir spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Bizim favori ekmeğimiz işte bu gördüğünüz kuru yemişli ekmek. Adında muhteşem ekmek koyduk. Üzerine biraz daha un serperek onu da dinlenmeye alıyorum. Üçüncü ekmeğimizi haşhaşlı yapacağız. Haşhaşlı ekmek olacak. Ekranlarda gördüğünüz gibi böyle 3-4 çorba kaşığı kadar haşhaşın içine sıvı yağ ilave ediyorum ve haşhaşı biraz inceltiyorum. Fındık yağı kullanabilirsiniz, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hamurumuz oldukça akışkan. Hamuru şekillendireceğimiz zemine biraz un serpiyoruz ve spatula yardımıyla hamuru biraz forma sokuyoruz. Sonrasında da haşhaş karışımını, bu yağla incelttiğimiz haşhaş karışımını hamurumuza uygulayacağız. Evet, hamuru biraz inceltiyoruz. Kalıbımıza uygun boyutlara gelene kadar ceviz de ilave ediyorum. Haşhaşla ceviz birbirine çok yakışıyor. Bir miktar toz şeker de serpebilirsiniz üzerine. Evet, spatulalar yardımıyla
bir rulo haline getirmeye çalışıyorum. Kenarlarını da şu şekilde katladım ki haşhaş akmasın. Ve kalıbımıza bu hamurumuzu aktarıyoruz. Ekmek hamurlarımızı yaklaşık 6 ila 8 saat kadar mayalandıracağız. Üzerine temiz bir bez kapatarak. Ve mayalandıktan sonra ekmeklerimiz gördüğünüz gibi kabardı. Önceden 230 dereceye ısıttığımız fırında ilk 15 dakikası 230 derecede olacak şekilde. Sonrasında 180 dereceye düşüreceğiz sıcaklığı ve toplamda 50 dakika kadar ekmeklerimizi pişireceğiz. Sonra kalıplardan çıkartıyoruz nemlenmemesi için. Ve 1 saat kadar bu şekilde dinlendiriyoruz. 1 saat sonra ekmeklerimizi kesip tadına bakabiliriz. Sade ekmeğimiz, üzerine biraz da çörek otu serpmiştim ben pişirmeden önce. Bu da bizim muhteşem ekmeğimiz. Yanına sadece bir bardak çayla muhteşem, belki bir dilim de peynir. Başka hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyeceksiniz. Evet, bir o kadar da yine beğendiğimiz haşhaşlı ekmeğimiz. Aslında hazırlaması çok da zahmetli olmayan bu sağlıklı ekmeklerimiz. Gördüğünüz gibi tamamen bu ekranda gördüğünüz ürünlerle hazırlandı ve deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.